Merhabalar. Bugün 1916 yılında İstanbul basınında Biga ile ilgili çıkmış bir haberden söz etmek istiyorum. Servet-i Fünun dergisi bir edebiyat dergisi olarak yayın hayatına başlamışsa da sonradan genel bir bilgi ve kültür dergisine dönüşmüştü ve dönemin en önemli, en etkili dergilerinden biriydi. İşte bu dergide 1916 yılının Ağustos ayında Kapaktan Biga ile ilgili bir haber çıkmıştı. Bu haber Çanakkale Savaşı ile ilgiliydi. Bilindiği gibi Çanakkale Savaşları'nın sağlık hizmetleri Biga'da yürütülmekteydi, cephe gerisi olarak. Savaşta cephede yaralanan askerlerimizin önemli bir bölümü Biga'ya getirilmekteydi. Birçok okul, birçok bina hastane haline dönüştürülmüş ve Biga Savaş Hastanesi adıyla anılır olmuştu. Buraya getirilen yaralı askerlerimizin de bir kısmı ne yazık ki sağlığına kavuşamayıp şehit olmakta ve hemen orada oluşturulan bir mezarlığa gömülmekteydi. Bugün namazgahta Hamdi Bey İlkokulu'nun önünde olan yer, aynı zamanda da Hamdi Bey İlkokulu bir savaş hastanesi görevi görmekteydi. İşte buradaki şehitlerin sayısının artması, savaştan sonra 1,5-2 yıl sonra 1916'da bu bölgede bir şehitlik oluşturulması fikrine yol açmış ve hızla çalışmaya başlanmıştı. 1916 yılı içerisinde bu şehitlik bitirilmiş ve bir anıtla da taçlandırılmıştı. İşte bu haber Servet-i Fünun da yer almıştı. Servet-i Fünun'un 20 Ağustos 1916 sayılı nüshasında yer alan haber şöyleydi. Çanakkale Savaşları'nda yaralanıp tedavi için getirildikleri Biga Harp Hastanelerinde şehit olan Dilaver Vatan şehitlerinden 173 nefer namına inşasına başlanıp 10 Temmuz 1332 tarihinde resmi açılışı yapılan şehitlik ile abide. Haberin içeriği böyle ve kapakta da büyük bir şehitlik ve abide fotoğrafı var. Bu derginin haberinden öğrendiğimize göre şehitliğin merasimle açılışı da ikinci meşrutiyetin ilanının kutlandığı güne denk getirilmiş. Biga, yerel tarih araştırmacılarından değerli Engin Gürsu'nun Kitabe-i çevirisinden de bu haberin doğruluğunu teyit edebiliyoruz. Engin Gürsu'nun aktardığına göre Kitabe'de şöyle yazmaktadır. 1914'teki savaşta Çanakkale Zafer alanında yaralanarak getirildikleri Biga Savaş Hastanesi'nde Allah'a ulaşmış 173 şehit yatmaktadır. Yine Engin Gürsu'nun aktardığına göre bu anıtı, şehitliğin ortasındaki anıtı Kayserili Mehmet Sadık Usta yapmıştır. Bu anıtın zaman zaman gözlerden kaçan ama benim çok dikkatimi çeken bir özelliği vardır. Barışı sembolize eden, barışı simgeleyen bir figür de vardır. Bugün namazgah mahallemizdeki o şehitliğe gittiğimizde, anıtı incelediğimizde orada barışın gelmesi, barışın var olması ile ilgili duyguları dile getiren sembolü de görmek mümkündür. Bu anıtla ilgili bir başka bilgiyi daha paylaşalım. İstanbul'daki Abide-i Hürriyet anıtının bir kopyası olarak düşünülmüş ve neredeyse birebir benzer bir şekilde yapılmıştır. Ufak tefek değişiklikleri dışında. Biga 1916 yılında dönemin en önemli dergisi Servet-i Fünun'da böyle haber olmuştu.